efendim. Ha öyle mi? Hemen içeri alırım. Hoş geldin hayatım. Merhaba canım. Canım benim. Bu ne güzel sürpriz böyle. Sağ ol hayatım. İyi misin sen? Umur Bey odasında mı? Odasında. Ha, hatta annen geldi. Birlikteler. Tahmin etmiştim zaten. Bana bak, bir şey mi oldu? Neyi tahmin etmiştin? Pek anlayamadım. Anlatır mısın bana? Biraz sonra anlatırım canım. Ama önce gidip annemi çıkartmam lazım. Hayatım ne oldu? Benim hiçbir şeyden haberim yok. Dur ben de geleyim. Beni rahat bırakın. Artık kararımı verdim. Ben Umur'la yaşayacağım. Tamam mı? Anneciğim bak şimdi sinirlisin. Yani seni anlıyorum. Ama git bir eve sakinle. Şöyle güzel güzel düşün. Eğer o zaman da kararın aynı olursa söz veriyorum seni rahat bırakacağım. Betüş, annene neden bu kadar eve dönmesi için ısrar ediyorsun? Sanki evde bir bekleyeni var. Ama ne? Tabii ki var, kızı var yani. Yalnız başına yaşayacak değil. Ya kazık kadar kız başının çaresine bakar. Yokum artık hayatında. Eda Hanım rahat etsin. İstediği gibi yaşasın bakalım. Ah, gel Sultan, gel. Oh, inanamıyorum. Nereye gidiyorsun hayatım? Anneme çocuk gibi yani hiç laf dinlemiyor. Ne diyeceğimi şaşırdım ben de. Neyse ben de seninle geleyim mi? Yok hayır, biraz yalnız kalayım, kafamı dinleyeyim. Olur mu canım? Tamam hadi canım, üzme kendini. Sen bilirsin, evde görüşürüz. Sağlık. Şu karına mukayyet ol. Annene çocuk gibi eve dönmesi için baskı yapmasın. Bak kocaman kadın, olgun kadın içeride hüngür hüngür ağlıyor. Yazık değil mi ona? Asıl siz aklınıza mukayyet olun Umur Bey. Yani evli olmadığınız halde kayınvalideme eve dön diyeceğiniz yerde sizinle kalıyor diye göbek atıyorsunuz. Üstelik o hanım benim kayınvalidem. Yazıklar olsun size. Ben istifa ediyorum patron. Ne? Sadıkçığım, eve erken dönmüşsün. Evet. İstifa ettim. Ne? Ne oldu? Yani senin bildiğinden farklı bir şey olmadı. Bak Betüş, ben düşündüm taşındım. Annenin ve senin hayatının bu duruma gelmesinde benim de payım olduğuna karar verdim. Ay ne alakası var Sadıkçığım? Şimdi Umur Bey benim patronum, öyle değil mi? Evet. Tamam. Yani dolayısıyla annenle tanışmasında benim de büyük payım var. Eğer o patronum olmasaydı belki de hiç tanışmayacaklardı. Hayatım, bu yüzden kendini suçlamıyorsun herhalde. Hayır, suçluyorum. Üstelik o patronum olacak adam. Annem ona ya ben sana taşınmak istiyorum dediği zaman akıllı uslu bir insan gibi hayır evlenmeden olmaz diyeceği yerde başımın üstünde yerim var dedi. Ya ben böyle bir insanla çalışmak istemiyorum. Terbiyesiz bir adam. Sadıkçığım bak canım, ben Umur Bey'i pek iyi tanımıyorum ama galiba bu sefer olanlarda annemin suçu var. Nasıl yani? Yani Umur Bey bir patron olarak nasıl biri olursa olsun aşık bir erkek olarak hiç de fena biri değil. Annemi gerçekten çok seviyor. İyi de hayatım bu neyi değiştirecek? Bak Umur Bey'in anneme kaç kere evlenme teklif ettiğini hatırla. Annem bunların hiçbirine doğru dürüst bir cevap veremedi. Eğer annem aklı başı yerinde, kararları net bir insan olsaydı Umur Bey'e ya evet derdi ya da hayır. Olaylar da bu hale gelmezdi. Haklısın yani biraz öyle. Bu yüzden Umur Bey'i suçlama lütfen. Aslında olanların hepsi annemin suçu. Ne olacak şimdi Betüş? Perihan teyze annemle konuşmaya gitti. Eda da ondan özür dileyecek. Belki bütün bunlar annemi biraz sakinleştirir diye düşünüyorum. Bu arada Taci burada. Taci? Hangi Taci? Annenin köpeği Taci mi? Evet. Annem Umur Bey'e giderken onu yanına almamış. Baktım evde tek başına, çok üzüldüm. Dayanamayıp buraya getirdim. Tabii. Umur Bey sevmiyor ya, onun için yanında götürmek istememiş. Ah zavallı hayvancağız. Ne haldedir şimdi? Sahibi onu terk etti diye yüreği parçalanmıştır garibimin. Ya Sadık bir şey... Hayır bak ben senin yerinde olsam anneme Taci'nin bizde olduğunu söylemem, anlaşıldı mı? Yani biraz burnu sürtülsün, onu terk etti diye düşünsün ve üzülsün. Ay inanamıyorum Sadık, yani ben de tam sana bunu söyleyecektim. Ciddi misin? Ne güzel. O zaman sen bu işi bana bırak. Ben çocukları tembihlerim, tamam mı? Taci'ye birilerinin sahip çıkması lazım. Betüş, iyi misin hayatım? İyiyim canım, iyiyim. Geldim. Hoş geldin, gel. Ne oldu, mideni mi bozmuşsun? Evet, biraz. Ben sana söylemiştim değil mi? Yani öyle gup gup o dutları yiyip üstüne soğuk su içersen olur demiştim. Kahveni içeceğim ama buz gibi oldu. Önemli değil. Allah Allah. Kim geldi acaba bu saatte? Dur bakayım. Kimmiş? Umur Bey. Umur Bey, bir dakika açıyorum.
Sadık, sen çık hemen çocuklara tembih et, Taci'yi aşağı bırakmasınlar. Zaten Umur Bey ona sinir oluyor. Ayrıca da anneme onun burada olduğunu söyleyebilir. Tamam, çok haklısın. Ha, ben de hiç aşağı inmeyeyim, çocukların yanında kalayım. Beni sorarsa sizi görmek istemiyor de gönder. Sadık. Ne var? Bunu kaç kere konuştuk? Aa, peki tamam. Geldim. Merhaba Umur Bey. Merhaba. Biraz geç oldu ama girebilir miyim? Kocan bugün istifa etti. Biliyorum. Peki nedenini biliyor musun? Vallahi bunu kendisinden duysanız daha iyi olur. Aslında ben galiba nedenini biliyorum. Annenle olan ilişkimiz yüzünden, değil mi? Tanışmamıza o neden olduğu için bugün sabahtan beri olanlardan kendini sorumlu hissediyor, değil mi? Akşam üstünden beri düşünüyorum. Bugüne kadar olanlara hiç senin, Sadık'ın, hatta Eda'nın açısından bakmamıştım. Evet. İnsanlar babaları ölse de annelerin başkasıyla görüşmesini istemezler. Ama ben ve Dudu öyle kapıldık ki birbirimize, bunu anlamaya çalışmadık. En azından gelip sizinle konuşmadık, bir karar almadan önce size danışmadık. Büyüğüz ya, yaşımızı başımıza aldık ya, her kararı kendimiz veririz sandık. Bütün bu olanlardan öncelikle ben, sonra da eğer kabul ederse Dudu sorumlu. Patron? Ha, bütün bunları siz mi söylüyorsunuz? Geç de olsa evet. Yani kulaklarıma inanamıyorum doğrusu. Evet Sadık. Bugün Perihan'la Eda benim evime gelip annenizi aldılar. Aa, bu arada Eda Dudu'dan özür diledi. Perihan da köpeğinin gittiğini söyledi. Belli etmemeye çalışsa da Dudu'nun böyle içinin titrediğini hissettim. Sahi mi? Onu az çok tanıdıysam benim yanıma taşındığı için pişman olduğundan eminim. Eda'yı, köpeğini ne çok sevdiği, sen bugün ona kızdığın için ne kadar üzüldüğü, başka biriyle hatta benimle bile bir hayat kurmadan önce asıl sizlere olan sevgisi gözlerinden belliydi. Ne diyeceğimi bilemiyorum Umur Bey. Buraya bir şey demeniz için değil, sizden özür dilemek için geldim. Sadık, olanlar senin değil, benim hatamdı. Dudu'yla tanıştığımızda onun senin kayınvaliden olduğunu hiç unutmamalıydım ve ona göre davranmalıydım. Ve senin gibi bir elemanımı kaybetmek istemiyorum. Betüş, anneni mutlu ettiğimi sanıyorum. Ama sen hep bu ilişkiden rahatsızlık duydun. Senden de özür dilerim. Şey, Umur Bey... Yarın annenle de konuşacağım. Ama bir defa olsun, bir şey yapmadan önce onun hayatındaki en önemli kişiler olan sizlerle konuşmak istedim. Çok yorgunum, daha fazla konuşacak değilim. Sonra görüşürüz. Ha, Sadık, umarım pazartesi masanda olursun. Ah, bak, kesin şaka yaptım diyecek. Heh, geri geldi. Ben adamımı bilirim. Bak gör, yani bu işte. Aa. Herkese iyi geceler. Eda beni ekti. Dudu yollamadı herhalde. Moralim çok bozuk, sakın bana soru sormayın. Çok doluyum, şey yaparım ya, patlarım. Hay Allah ya. Pembe rüyalar, beyaz düşler. Gerçek artık bizim evde. Peri annem, babam ve bizlerle hayat renk.